TRT1, TV24 falan. Bunlara şey soracağım ama senin haberi koyarım abi. Şimdi bu Kana falan da gitti bu çocuk. Yetenekli. Kana gitmiş, filmleri de var. Hala bekliyor. Türkiye'den bir sinyal gelsin. Böyle bir desteği de bekliyordum. Denk geldi bakalım. Denk geldi evet. Tevafuk biraz önce inat etme. Hiçbir şey sonsuz olamaz. Ne olursa olsun bir gün biter, yeni bir şey başlar. Salgın geldiği zaman dedik ki 1-2 günlük bir şeydi. Sonra dedik 1-2 haftalık bir şeydi. Sonra hadi 1-2 ay sürsün. Fakat neredeyse 1,5 yıldan bu yana salgın hayatımızın ayrılmaz parçalarından birisi haline döndü. Fiziken bile bizi biçimlendiren bir hale dönüştü. Her şey salgınla birlikte yeniden şekillendi. İnsanın bu dünyada yaratılmış olandan farklı olarak ortaya koyduğu ne varsa durdu. Sadece fıtri olanlar, yüce yaradanın bahşettiği şeyler devam etti. Ağaçlar yine çiçek açtı. Buğdaylar yeşerdi, başaklandı. Efendim, yağmurlar yağdı. Ağaçlar büyüdü. Ama uçaklar uçamadı, trenler kalkamadı, filmler çekilemedi, filmler gösterilemedi. Her insanın hayali olduğu gibi her filmin de bir hayali var. Her eserin de bir hayali var. Hayali nedir? Seyirciyle buluşmak, seyirciyle hemhal olmak ve kucaklaşmak. Çok şükür 1,5 yıllık bir aradan sonra seyircisiz geçen, seyirci hasretiyle geçen bir aradan sonra Karınca filminin de 2 Temmuz'da Türkiye'nin, Anadolu'nun 159 sinemasında seyircisiyle buluşmak gibi bir sevinci olacak. Bizi de mutlu eden bir şey bu. Karınca Kur'an-ı Kerim surelerinden birisi, Nem suresi. Aynı zamanda da bir hayvanın adı. Bizim için çalışkanlığıyla, kanaatiyle, sebatıyla ve emeğiyle örnek olan bir hayvan. Dürüst, namuslu bir hayvan. Hiçbir şekilde bir çakallığı yok. Efendim, bir pay kavgası içinde değil. Diğer mahluklara zararı yok. Böyle namuslu bir hayvan. Ben de bunu isim olarak filmime seçerken efendim bu gayreti, bu namusu yüzünden seçtim. Benim karakterim de karınca gibi namuslu bir karakter. Kur'an-ı Kerim'in Karınca suresinde 17-18. ayetlerde efendim ülkesine, Karınca Vadisi'ne, ülkesine, memleketine karşı gelen bir tehlike karşısında kendi yurttaşlarını, ülkesini uyaran bir karıncadan bahsedilir. Telaşlı, efendim ürkmüş ve feryat ederek kendi karınca arkadaşlarını uyarır. Kendi ülkesini, kendi memleketini ve insanını gelen bir tehlikeyle, bu tehlike bir savaş olabilir, bir terör tehlikesi olabilir yahut da bir saldırı tehlikesinden uyaran, bunun için feryat eden, bunun için fedakarlık eden bir hale dönüştürdük karınca karakterini. Bizim filmimizde de Şems karakteri namusuyla, ahlakıyla, memleket ve milletine, devletine olan sevgisiyle biraz bu Kur'an-ı Kerim'de bize emsal örnek olarak gösterilen karıncaya benziyor. Ondan karınca dedim. Karınca neredeyse 5 yıllık bir çalışmanın, bir zihin mahsulünün verimi. 5 yıl önce 6 tane surenin ardı ardına sinemaya uyarlanması ile ilgili kendi kendime bir plan kurdum ve bunlar bu ayetlerde Kur'an geçen hayvan temsillerinin insanlar için bir sır, bir uyarı ve hikmetler taşıdığına kendi kendime karar verdim bu ayetlerde. Çünkü
bizim bildiğimizin, anladığımızın dışında bir temsille sunuluyordu bu şeyler, yaratıklar. Ben de zamanımıza, günümüzün şartlarına, günümüzün karakterlerine bu olayları, temsilleri uyarlayarak bir kompozisyon, farklı bir yorumlama getireyim istedim ve böyle yola çıktık. İşte karınca bir yol hikayesi olarak, günümüzde geçen bir yol hikayesi olarak böyle bir uğraşla çıktı. Bakanlık desteği oldu. Sağ olsun kurul üyeleri bu filmin getirdiği görüşü, savı, efendim duyguyu değerli buldular ve desteklediler. Bu destek olmasa zaten bu filmin yapılması mümkün olmayabilirdi. Yani sinema çok çetin bir savaşa dönüştü. Bir zamanlar bizlerin tencerede pişirip kapağında yediğimiz yalanlıkta değil artık her şey. Dünya dünyaya açılmayı, festivallere gitmeyi ve son kalabalık ekiplerle çekilmeyi emreden bir hale dönüştü. O yüzden biraz hazırlığı da, çekimi de, post prodüksiyonu da uzun sürdü. Ama şunu söyleyeyim, yönetmenlerin filmleriyle işleri bittiğinde, son miksajlarını bitirdiklerinde, gördükleri kusurlardan dolayı filmlerine katlanamama gibi bir dertleri vardır. Bu yaşanabilecek bir şeydir. Çok uzun filmle hemhal olduklarından dolayı uzun süreler, filmin kusurları, hataları gözlerine batar ve kulaklarını kaçırırlar, gözlerini çevirirler. Ama Karınca benim kanamadığım bir filmdir. Şu an bile özel gösteriler olsun, diğer zamanlar olsun, yüzlerce gün yatıp kalktığımız halde kanamadığım bir filmdir. Neredeyse susuz bir insanın suya duyduğu iştahla, her seferinde taze bir duyguyla Karınca'ya yaslanıyorum.